Herkese selam. Biraz önce Bodrum'da otele giriş yaptık ve direkt gelir gelmez üstümü değiştirdim. İnanılmaz yorgunum. Şöyle beyaz bir elbise giydim bu arada. Bir hafta boyunca sizlerle her günden biraz neler yaptığımı paylaşacağım. Yoğun bir hafta olacak ve bakalım nasıl geçecek. O zaman sizlerle akşam yemeğinde görüşürüz. Kendime bir smoothie hazırlıyorum gene. İçerisine donmuş muz attım. Yaban mersini ve çilek koydum. Bu biraz şeftali yoğun olacak. Şöyle şeftalileri de ekleyeceğim. Bir şeftali doğradım. Aslında da biraz ceviz, badem, chia tohumu ekledim. Birazcık da hindistan cevizi dökeceğim. Ve şimdi karıştırmaya hazır. Hazır. Yanıma alacağım için şu şekilde bir termosum var. 12 saate kadar soğuk tutuyor. Şimdi bunun içine boşaltacağız. Ve böylece istediğim zaman bunu tüketebileceğim. Bu şekilde yanıma alıyorum. Herkese selam. Bodrum'dan sonra İstanbul'a gittim ve İstanbul'da bir gün kaldıktan sonra bu sabah itibariyle Dalaman'a geldim ve şu güzelliğe bakabilir misiniz? Deniz şahane. Sabah 5 gibi herhalde evden çıktım. Sonrasında buraya vardığımızda 11.30 falandı herhalde. Üstümü değiştirdim ve direkt tabii ki denize geldim. Bodrum'da çok fazla vaktim yoktu. Sadece bir akşam yemeği yiyebilmiştim ama bazı zamanlarda yatılar çok kısıtlı oluyor. Çok fazla kalamıyoruz. Ama bazen de işte böyle güzel tarafları var ki bunu da size göstermek istiyorum. Bir gün boş olduğunuz, iki gün boş olduğunuz oluyor. Ve işte o zaman gerçekten çok zevkli. Ki bugün çok kısa bir uçuş yaptık ve hiç yorucu değildi. Yarın sabah itibariyle de maalesef buradan ayrılacağım. Ama sizlerle daha sonra Adana'da görüşeceğiz. Tengo miedo tenerte y perderte después. Haşlanmış patates aldım çünkü gerçekten midemi biraz kötü hissediyorum. Belki iyi gelir diye düşündüm. Brokoli, bamya, barbunya. Herkese selam. Evet, şu anda Adana'dayım. Otele gireli herhalde bir saat falan oldu. Üstümü değiştirdim. Birazdan dışarı çıkacağız. Adana yemeğe gideceğiz. Bütün gün bunun için bir şey yemedim diyebilirim. Fark ettim. Dalaman'da Göcek Adası'na giderken size nasıl gittiğimi anlatmamışım. Onu da biraz bahsetmek istedim. Gerçekten çok gizli saklı bir yer ve çok da şahane gördüğünüz gibi. Belki gidersiniz diye de anlatmak istedim. Ben Göcek Marina'dan bindim. Tekneler kalkıyor. 30 liraya falan götürüyor. Ama Göcek Adası'nda da tabii şezlongtan yararlanmak için de bir 35 lira falan alıyorlar. Kesinlikle eğer Dalaman'a yolunuz düşerse gidin derim. İnanılmaz şahane bir denizi var ve kalabalık da değil, çok fazla insan da bilmediği için gizli saklı bir yer yani. O zaman sizlerle yavaş yavaş artık otelden çıkalım. Gerçekten çok acıktım. Normalde ben otelin karşısında meşhur kaburgacı Yaşar Usta var. Eğer Adana'ya gelirseniz mutlaka oraya gidin derim. Evet, sanayinin içerisinde belki böyle düşündüğünüz gibi lüks bir mekan değil ama gerçekten çok lezzetli. Eğer lezzet arıyorsanız ve Adana'daysanız mutlaka gelin. Ben zaten bu videonun altına da yazarım. Bugün farklı bir yere gideceğiz. Oranın da çok güzel olduğunu söylediler. Denemek istiyorum ben de. Bakalım nasıl olacak.
O zaman hadi hep birlikte gidelim. Montumu da aldım. Hazırım sanırım. Bu yandı mı ağrıdan? Sorabilir miyim? Tabii ki. Bu et neden bu kadar lezzetli? Kendi ellerimizde yoğurduğumuz için ve zırta geçtiğimiz için. Bunun en iyisi neresi o zaman? Çalıkuşu Restoran. Tamam, neredesiniz? Nereye gelsinler? Çok Çalıkuşu Restoran. Yamaçlı 1 sokak mevki. 606 sokak. Güneyin Adana. Güzel olmadı şimdi. Bence şahane oldu. Şey burada. Şahane gözüküyor. Bu acı bir şey mi? Aynen. Bu nedir? Onu hemen yanında veriyoruz. Ona dokunmuyor. Ha, etin yanındaki soslu. Herkese selam. Bu sabah gerçekten çok kötü uyandım. Bakmayın böyle toparlanmış olduğuma. Kalktıktan sonra inanılmaz bir migren ağrım vardı. Direkt bir şeyler atıştırdım ve ilaç aldım. Saatlerdir uyuyorum yani. Kendime çok zor geldim. Kalktıktan sonra da zaten pick-up'a çok az kalmıştı. Hemen saçımı, makyajımı falan yaptım. Migren hastası olanlar da bilir ne kadar zor olduğunu. Benimkisi ayda bir kez falan böyle tutabiliyor işte. O yüzden her zaman ilaçlarım yanımda. Böyle durumları kontrol edebilmek amaçlı. O zaman ben artık otelden çıkayım sizlerle. Yarın İstanbul'da görüşürüz, olur mu? Hoşçakalın. Herkese selam. İstanbul'da dönüş hızlı oldu. Bu akşam bir sergi açılışına katıldık. Contemporary İstanbul'un açılışı vardı. Kardeşim de benimle birlikte geldi. Hatta şurada bir yerlerde. Beğendiğim eserleri sizin için çekeceğim. Bu hafta çok yoğun geçti. Biraz oradan oraya, oradan oraya oldu. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse bu tarz içerikleri kanalımda daha fazla görmek için abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Oh,